çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 3-4-5 AYT matematik kitabımızda diziler konusunun ÖSYM tadında 3 testini çözeceğiz. İlk sorumuzda 1A endisinin terimleri arasında bir bağıntı verilmiş ve dizinin ilk 6 teriminin toplamının 24 olduğunu söylüyor. Dizinin 8. terimi 2. teriminden kaç fazladır? Yani 8. terim dediği, şimdi bizden istediği ifadeyi önce yazalım. Burada A8, 8. terimi 2. terimden kaç fazla? A8-A2'yi bizden istiyor. Ve ilk 6 teriminin toplamını vermiş. Burada şöyle söyleyebiliriz. Bunda A1 artı, A2 artı, burada A6'ya kadar olan terimlerin toplamı da 24 olduğunu söylemiş. Şimdi bağıntıyı da bir inceleyelim. An artı 2 eksi an, an artı 1. Şimdi şöyle desek, buradaki an'i karşı tarafa alsam aslında, n artı 1'i de diğer tarafa alsam şöyle bir ifade gelecek. An artı 2 eksi an artı 1 eşittir 2 tane an. Şimdi ben buradaki ifadeleri mesela 8. A8'i en azından elde etmek için n artı 2 var. N yerine 6 yazarsam eğer A8 gelecek eksi A7 eşittir 2 tane A6. Bu şekilde değerler mesela yazmaya çalışalım. N yerine 5 yazarsam bu sefer de A7 eksi A6 eşittir 2 tane A5 gelecek. N yerine 4 yazarsam A6 eksi A5 eşittir 2 tane A4 geldi. Bu şekilde devam ettik. Şimdi biz A1'e kadar olanların toplamını biliyoruz ya. En son A1'de elde edecek şekilde N yerine 1 yazdığımızı düşünelim. N yerine 1 yazarsak bu sefer de A3 eksi A2 eşittir 2 tane A1 değeri gelecek. Ben bunları taraf tarafa toplasam, buradaki A7'ler, A6, A5, en son buradaki A3 de gidecek. Geriye burada bir A8 değerimiz var. Eksi burada eksi A2 değerimiz var. Ve buradaki ifadelerin de toplamı, yani 2A6'dan 2A1'e kadar olan bütün değerlerin toplamı da karşı tarafa gelecek. İki parantezine de yazarsam burası o zaman şöyle geldi. A1'den A6'ya kadar olanların toplamı. Zaten bana burasının 24 olduğunu vermişti. O zaman A8 eksi A2 değerimiz de 48 değerine eşit oldu. İkinci sorumuzda K doğal sayısının 3 ile bölümünden kalan şeklinde bir tanımlama yapılıyor. FP şeklinde bir fonksiyon verilmiş. F10, F9, F8'in toplamını biliyoruz. Şimdi buna göre bizden istediği ifadeye bakalım öncelikle. K4'ten 11'e kadar, yani bunların toplamı A4, A5, A11'e kadar olan bu değerlerin toplamını istiyor benden. Daha sonra burada mesela şimdi verdiği ifadeyi kullanalım. F10'u kullanabilmem için burada ne yazmış oluyorum? P yerine 10 yazıyorum. Şimdi P'ye 10 yazdığımız zaman buradaki ifade de P'nin değerini bize şöyle vermiş. Yazdığın ifade 3'e bölündüğündeki kalan neyse. Ki 10 sayısını 3'e böldüğümüz zaman kalan 1 olduğu için bunu kullanacağım. Yani F10 değerimiz şöyle gelecek. Burada toplam sembolü K1'den demiş. K'ya burada 1'den 10'a kadar olacak. P değerini 10 yazdığımız için. A, K artı 1. F10 değerini bu şekilde bulacağım. Daha sonra şimdi burada K yerine 1 yazdığımız zaman da burada o zaman şöyle gelecek. A2'den başlayacak. K yerine en son 10 yazdığım zaman da A11'e kadar olan değerler gelecek. Ve bunların buradaki değerleri F10 değerine eşit olacak. Aynı şekilde değerlerini bulalım. F9'u bulalım. Bu sefer de 9 sayısını 3'e böldüğümüz zaman kalan 0 olduğu için bunu kullanacağım. Yani K1'den demiş. K artı 2 vermiş. Yine aynı şekilde K değerimiz, yani buradaki P değerimiz 9. Bu sefer de şöyle gelecek. K'ya 1 verdiğimiz zaman A3'ten başlıyor. En son 9 verdiğimiz zaman A11. Buradaki değerler de bize F9'u veriyormuş. Aynı şekilde F8'i bulalım. 8'e böldüğümüz zaman kalan 3'e, 8'i 3'e böldüğümüz zaman kalan 2 olduğu için bunu kullanacağım. Yani K1'den bu sefer 8'e kadar gelecek. K artı 3. K'ya 1 yazdığımız zaman A4'ten A11'e kadar olan değerler gelecek. Burası da F8'e eşit. Şimdi bu ifadelerin toplamının biz 76 olduğunu biliyoruz. Bunları topladığımız zaman şimdi ifade de şöyle gelecek. Burada da bu arada böyle bir bilgi de vermiş. Onu da buradan kullanacağız büyük ihtimal. Şimdi A2'den A11'e kadar, 3'ten 11'e kadar, 4'ten 11'e kadar olan değerler. Aslında burada hepsinden A4'ten 3'ünde de var. Hatta A5'ten 3'ünde de var. Şöyle desek 3 tane olanlar A4'ten A11'e kadar olanlar hepsinde de var. Daha sonra A3 buradaki değerimizde var. Bunda mesela A3 değeri bunda da aynı şekilde var. A2 artı A3. O zaman 2 tane de A3 geliyor. A2 değeri ise sadece F10'da var. Diğerlerinde yok. Artı 1 de A2 değeri geldi. Bu ifadelerin toplamı 76'ymış. Dikkat edin, zaten bana şuradaki ifadeyi vermiş. Burası 16. O zaman burası geriye kalan 60 olduğuna göre ne olacak? Burası da 20 gelecek. Yani A4'ten A11'e kadar olan değerlerin toplamı burada 20. Zaten benden de istediği ifade o değil miydi?
Evet, 4'ten 11'e kadar olanların toplamı zaten 20 olduğuna göre cevabımızı bulmuş olduk. Üçüncü soruda AN geometrik dizisinin ilk 5 terimi sıralı biçimde verilmiş. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi şöyle yapalım. A1 kök 3, A3 kök 6, A5 şeklinde gitmiş. Mesela biz ortak çarpanımızı bulsak, burası 1. terim, 2. 3. 4. 5. terim. Ortak çarpanımız neydi? 2. terimin 1. terimi oranı. Yani kök 3'ün A1'i oranı. Aynı şekilde A3'ün de kök 3'ü oranı. Yani 3. terimin 2. terimi oranı. Aynı şekilde diğerlerinde de. Yani burada 4. terimin 3. terimi oranı. 4. terimimiz kök 6 bölü A3. 5. terimin de 4. terimi oranı. Yani A5 bölü kök 6. Bunların hepsi de R değerine eşit. Hepsi birbirlerine eşit bunlar. Şimdi şöyle desek. İlkinde mesela içler dışlar çarpımı yapsam. A1 çarpı A3 değerimiz 3 gelecek. Burada aynı şekilde içler dışlar çarpımı yapalım. Burada da A3 çarpı A5 değerimiz kök 6 çarpı kök 6'dan 6 gelecek. Biz A1 ve A5 ile ilgili bilgi istiyoruz. O zaman şöyle yapalım. Bu ikisini oranladığımız zaman buradaki A3'lerden kurtulmuş olacağım. Geriye A1 bölü A5 kalacak. 3 bölü 6 da sadeleştirdik. 1 bölü 2 geldi. Yani A1 ve A5'e baktığımız zaman ben A1'e eğer K dersem A5 değerimize ne olacakmış? Buradan 2K'ya eşit olacakmış. Yerine yazarsam A5 yerine 2K yazdım. Artı A1 yerine K yazıyorum. Aynı şekilde K. Dolayısıyla buradan 3K bölü K değerinden oranladığımız zaman cevabı 3 olarak elde ediyoruz. Dördüncü soruda genel terimi AN ve ortak farkı R olan bir aritmetik dizinin ilk N terim toplamı şeklinde hesaplanır demiş. Bir pizzacı açıldığı günden itibaren her gün için sattığı pizza sayısı aritmetik bir dizi oluşturuyor. Pizzacı açıldığının 5. gününde 31 adet. Yani hemen şöyle yazalım. A5 değerimiz 31'miş. 15. gününde yani A15 değerimiz 71'miş. Sattığına göre açıldığı günden itibaren ilk 20 günde sattığı pizza sayısı kaçtır? Şimdi burada açıldığının 5. günde 31 adet, 15. günde 71 adet dedi. A5 ve A15'i yazdık. İlk 20 günde sattığını istiyor. Yani benden S20 değerini istemiş. Şimdi bunu hemen açalım. S20 değerimiz N bölü 2 yani 20 bölü 2 gelecek. Çarpı 2A1 artı N-1 çarpı R. N değerimizde 20 olduğuna göre yani şöyle yazalım. 20 eksi 1 çarpı R gelecek. Buradan düzenlersek 10 çarpı 2A1 artı 19R. Yani bizim A1'i ve R değerini bulmamız gerekiyor. Onları da işte bunun sayesinde bulacağız. Şöyle yapalım öncelikle. A15'i A5'e göre açarsam. A5 artı buradan ne gelecek? 10R. Burası 71. Burası 31 artı 10R. Dolayısıyla 40 eşittir 10R'den. R'nin değerini 4 olarak bulduk. Bir de A1'i bulmamız lazım. Bunun için de sadece bir tanesini kullanalım. Mesela en küçük olanı kullanacağım. A5'i de bu sefer A1'e göre açalım. A1 artı 4R gelecek. A5 31'di. A1 değerini bilmiyoruz. R'de 4 olduğuna göre 16. O zaman A1 değerimiz de 15'e eşit. Bunu da bulduk. Gelip yerine yerleştirelim. 2A1 demiş. A1 15 olduğuna göre burası 30. R4 olduğuna göre burası 76. Yani 10 çarpı 106'dan 1006 yani 1060 değerine eşit olmuş oluyor. Ve cevabımız da buradan A şıkkı geliyor. Beşinci sorumuz 2020 AYT'de çıkmış bir ÖSYM sorusu. AN gerçel sayılar dizisi her N pozitif tam sayısı için bu eşitlik sağlanmış. A5'in 18 olduğunu veriyor ve A1 değerini istemiş. Şimdi bu eşitliğe göre A5'i elde etmek istersek biz N yerine 4 yazmakla başlayabiliriz. N yerine 4 yazarsam 4 artı 1'den A5 gelecek. Burası da A4 artı eksi 1 üzeri N yerine 4 yazdım çarpı A4 bölü 2. Buradan A1'e ulaşmamız gerekiyor. Şimdi bunu düzenlersem de şöyle gelecek. Buradaki değerimiz zaten eksi 1'in 4. kuvveti 1. Burası A4 artı A4 bölü 2 yani 3A4 bölü 2 oldu. A5 değerimiz buna eşitmiş. Biz aynı şekilde N yerine bu sefer 3 yazarak A4'ü bulalım. Aynı şartları uyguladığım zaman N yerine bu sefer 3 yazdım. A3 artı eksi 1'in bu sefer 3. kuvveti çarpı A3 bölü 2 geldi. Bu sefer burası eksi oldu. Yani A3 eksi A3 bölü 2. Buradan da ne olacak? A3 bölü 2 olarak gelecek. Bu ifade de A4'e eşit. Aynı şekilde biz şimdi buradan A5'in değerinin bu arada 18 olduğunu biliyoruz. Buradan A4'e ulaşacağız. Bu şekilde giderek A1'e ulaşmaya çalışacağız. N yerine bir de 2 yazalım. 2 yazdığımız zaman A3 gelecek. A2 artı eksi 1'in ikinci kuvveti çarpı A2 bölü 2. Burada da yine aynı işlemleri yaptığımız zaman 3 tane A2 bölü 2 geldi.
Dikkat edin, en yerine çift bir sayı yazdığımız zaman 3 bölü 2 katı geliyor. En yerine tek bir sayı yazdığımız zaman ise 1 bölü 2 katı geliyor. O zaman ben en yerine 1 yazdığım zaman da bu sefer A2'yi bulmuş olacağım. Ve buradan da ne gelecek? Buradaki değerimiz de A2 değerimiz. Şöyle gelecek. Bu sefer tek sayı yazdığımız zaman 1 bölü 2 katı. Yani 1 bölü 2 çarpı burada A1 değerini elde etmiş olacağım. En son ifademiz bu. A2 değerimiz de bu ifadeye eşit. Şimdi biz zaten neyi arıyorduk? A1'i. O zaman A4'ten A5'ten başlayarak gidelim. A5 18 olduğuna göre burada 3A4 bölü 2 18 ise şöyle yazalım. Buradan A4'ü bulacağım. A4 değerimiz ne geldi? 12. A4 yerine 12 yazarsak burada A3 bölü 2 12'ye eşitse A3 değerimiz de 24 geldi. Aynı şekilde burası A3'tü yani burası 24. Burada yine aynı şekilde işlemlerimizi yaptığımız zaman A2'nin de 16 olduğunu buluyoruz. Burası 16'ya eşitti. A1 bölü 2 16 olduğuna göre A1 değerimiz de buradan 32'ye eşit geliyor. 6. sorumuzda sabit olmayan geometrik bir AN dizisi için bir eşitlik verilmiş. Buna göre ifadesinin değeri nedir? Şimdi A4 eksi A1, A3 eksi A2. Bunları şöyle yapalım. Ben mesela burada 4'ü ve 3'ü diğerleri cinsinden yazmaya çalışacağım. A4'ü mesela geometrik dizi demiş. A1'e göre açarsam A1 çarpı R üzeri 3 gelecek. Eksi A1. Burada aynı şekilde A3'ü A2'ye göre açalım. A2 çarpı R üzeri 1 eksi A2. A1 parantezini alırsam R küp eksi 1 bölü burada da A2 çarpı A2 parantezini aldım. R eksi 1 geldi. Eksi 1'e eşit. Şimdi R küp eksi 1 dediğimiz ifadenin açılımı aslında şu değil mi? R eksi 1 çarpı R kare artı R artı 1. Ve buradan R eksi 1'ler sadeleşti. A1 çarpı R kare artı R artı 1 bölü A2'yi de A1'e göre açalım. A1 çarpı R gelecek. Ve buranın A1'ler de sadeleşecek. Eksi 1. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. R kare artı R artı 1 eşittir eksi R. Karşı tarafı alalım. R kare artı 2 R artı 1 eşittir 0. Ki burası nedir? R artı 1'in karesinin açılımıdır. Dolayısıyla buradan da R değerimiz ne olacak? Eksi 1 gelecek. Ortak çarpanımız eksi 1'miş. Buna göre ifadesinin değeri. Şimdi her birini buradan ayrı ayrı yapalım. Mesela A4 bölü A1. Öncelikle 4'ü 1'e göre açarsam burası A1 çarpı R üzeri 3 olacak. Bölü A1. Aynı şekilde A3'ü de 2'ye göre açarsam A2 çarpı R bölü A2. A2'ler ve A1'ler gitti. Geriye sadece R küp artı R geldi. R'nin değerinde eksi 1 olduğunu biliyoruz. O zaman eksi 1 eksi 1'den de toplam eksi 2'ye eşit oluyor. 7. soruda en doğal sayı olmak üzere 1'den n'ye kadar olan sayıların toplamı biçiminde yazılabilen sayılara üçgensel sayılar denir. Tüm üçgensel sayılar küçükten büyüğe doğru bir AN dizisinin terimlerini oluşturduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi mesela burada şöyle yazalım. Bir tanesi mesela 1 ile başladık. Bir sonrakinde 1 artışın 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı ya. 1 ile 2'nin toplamı burası mesela A1. Burası 2, 1 ile 2'nin toplamı geleceği için A2 geldi ve bunun toplamı 3. Daha sonra A3'e bakalım. 1 artı 2 artı 3 buradakilerin toplamı 6 geldi. A4'e gideceğim. Bu sefer de ne olacak? 1 artı 2 artı 3 artı 4 toplamları 10 geldi. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi bana neler lazım? A6, A8 ve A9 lazım. Burada aynı şekilde A5'i bulacağız, A6'yı bulacağız. Şimdi her birine zaten buradaki değerler artıyor değil mi? Bunu istersek bu şekilde gidebiliriz ya da şöyle de yapabiliriz. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamından da gidebilirim. Neydi o? N çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Buradan da gidebilirim. Şimdi n değerimiz mesela biz 9'a kadar gidersek eğer A9'u buradan bulabilirim. 9 çarpı 10 bölü 2 ki buradan da 45 değeri gelir. Aynı şekilde 8. terim A8'de 8 çarpı 9 bölü 2'den bulabilirim. Buradan 72 bölü 2'den 36 gelir. Aynı şekilde A6'yı bulabilirim. 6 çarpı 7 bölü 2 yani buradan da 21 gelir. Bu şekilde de yapabiliriz. Bu formülü hatırlamadıysak da burada artarak gidebilirim. 5 artacak, 6 artacak şeklinde terimleri de bulabilirdiniz. Bunları yerine yazalım. A9 değerimiz 45 bölü A8 36 eksi 21 geldi. Yani 45 bölü burada 15 oranladığımız zaman da değerimiz 3'e eşit oldu. 8. soruda ortak farkı R olan AN aritmetik dizisinin ilk N terim toplamı şeklinde verilmiş. Buna göre eşit aralıklarla oluşturulmuş cetvelin her iki birim arası uzaklığı eşit olmakla birlikte AN dizisinin terimleri şeklinde uzunluk ölçüyormuş. Cetvelin üzerinde bulunan kareli kağıtta ise S1 ve SK değerlerinin cetvelde karşılık geldiği noktalar gösterildiğine göre K değeri kaçtır?
Şimdi burada S1 ilk bir terim toplamı A1'e karşılık gelmiş. A2 o zaman buradaki 3,6 üçüncü terim A3 dördüncü burası ne olacak? Beşinci terim. Şimdi üçüncü terim ile beşinci terimin değerlerini biliyoruz. 3,6 ve 6. Aradaki farka dikkat edin. 2,4 var. O zaman bunlar sonuçta aritmetik dizi olduğuna göre her biri eşit bir şekilde artacak. Yani burada 2,4'ü 2'ye böldüğümüz zaman artış miktarı yani ortak farkın burada 1,2 olduğunu söyleriz. Dolayısıyla A4 değerimizde neymiş o zaman? 4,8 olacak. A2 değerimiz 1,2 öncesine gittiğimiz zaman 2,4. A1'de 1,2 geldi. A1'de 1,2 olarak bulduk. R'de 1,2 olarak bulduk. Şimdi bizden ne istiyordu? SK değerini istiyor. SK değerinin 12 olduğunu biliyoruz. İlk n terim toplamını da uygulayalım. K, burada n yerine k yazıyorum. Yani SK değerimiz k bölü 2 çarpı 2 A1 demiş. A1'in 1,2 olduğunu biliyoruz. Artı n eksi 1 yani k eksi 1 çarpı 1,2 değeri geldi. Ve bunun neye eşit olduğunu biliyoruz biz? 12'ye eşit olduğunu biliyoruz. Buna göre şimdi şöyle diyelim. Buradaki ifadeyi direkt paydadaki 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman yani burası k çarpı buradaki 2'ler sadeleşecek 1,2 artı buradaki 2 ile 1,2 de sadeleşecek k eksi 1 çarpı 0,6 geldi. Paydadaki 2'miz var yine aynı şekilde burada bunları sadeleştirmiş olduk. Karşı tarafta da direkt 12 değerimiz geldi. Şimdi burada öncelikle 0,6'yı içeriye dağıtmam gerekecek ve dışarıda da k değerimiz var. 1,2k artı burada da 0,6 k çarpı k'dan dolayı k'nın karesi geldi. Eksi 0,6k geliyor. Eksi 12 eşittir 0. Şimdi düzenleyelim. Burada 0,6 çarpı k'nın karesi. Buradan artı 0,6k eksi 12 eşittir 0. Hepsini 0,6'ya bölsek burasının k'nın karesi gelecek. Artı k gelecek. Eksi 12'yi de aynı şekilde 0,6'ya böldüğümüz zaman. 12 burası nedir? 6 bölü 10. Ters çevirip çarptığımız zaman da burası 20 geldi. Çarpanlarını ayıralım. Burasını 5'e eksi 4 şeklinde yazmam lazım. Ki buradan da ne gelecek? K değerimiz ya 4 gelecek ya eksi 5. K değeri burada S eksi 5 şeklinde bir dizden bahsetmiyoruz değil mi? Dolayısıyla negatif değerini alamayız. O yüzden de K değerimiz 4'e eşit olacak. Evet arkadaşlar böylece ÖSYM tadında 3 testini de tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın ve hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.